bebe TV sayın izleyicilerim, Tarım Vakti programının yeni bir konu ve yeni bir konuyla birlikte karşınızdayız. Bugünkü konumuz Türkiye'de e, tohumculuk sektörü ve bu sektörün önemli e, uzmanlarından biri olan 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Balkaya. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Öncelikle ben de e, tohumculuk konusunda doğru bir bilgilendirme noktasında bizlere fırsat verdiğiniz için size ve hem de EBB TV'ye teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet tabii tarımsal üretimin ana kaynakları, üretim ve çoğaltma materyali olarak e, tohum bunlar içerisinde en yaygın bitkisel üretim kaynakları içinde en yaygın olan konu ve bu konuyla ilgili de çok sayıda doğru bilgilerin Yanında e, yanlış bilgiler var. Biz burada hem mevcut durumu hem de doğru bilgileri sizin ağzınızdan izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Öncelikle e, çoğaltma materyali olarak tohum nedir? E, bu konudaki e, yanlış bilinenler nelerdir? Bu konuda görüşlerinizi rica etsem. Tohum öncelikle bugün geldiğimiz noktada tarımsal değere sahip, bugün ekonomik anlamda büyük öneme sahip olan Aynı zamanda teknolojinin kullanılarak elde edilen en önemli girdilerden bir tanesi. Bu anlamda katma değeri yüksek olan bir ürün. Bugün baktığınız zaman özellikle dünyada tarımı gelişmiş olan ülkelerde tohumculuk sektörü tarımın en dinamik ve en gelişmeye açık alanlarından birisini oluşturmakta. Bu anlamda e, hem tarımsal girdi olarak önemli bir nokta hem de bugün hayatımızın devam noktasında e, birçok gıda kaynağı olarak da büyük öneme taşıyan e, önemli ürünlerden bir tanesi ve biyoçeşitliliğin de en önemli göstergelerinden birisi. Yani baktığımızda yaşamın çeşitli, biz tohumu derslerde öğrencilerimize tanımlarken yaşamın çeşitliliği, yaşamın özü diyoruz. Yani yani bugün geldiğimiz noktada tohum en önemli hayatsal e, e, noktalardan bir tanesi ve bu anlamda da e, yaşamımızın her alanda aslında biz tohumla iç içeceğiz. Evet. Bu anlamda büyük önemli ürünlerden bir tanesi tarımda. Tabii e, tohum deyince e, ve tarım deyince ikisi aşağı yukarı birbiriyle özleşen konular. Bu özleşme içerisinde e, yine çok kamu e, kamuoyunda doğru bilgilere dayanan, dayanmayan birçok e, spekülatif e, düşünceler, fikirler dolaşıyor. Türkiye, tohumculuktaki mevcut durumu, yani stratejik hmm. bir ürün tohum, e, evet. biyoloji çeşitliliği önemli. Hele Türkiye gibi e, genetik zenginliğiyle, e, ana vatanı olduğu türleriyle hmm. öne çıkan bir ülke için e, bu noktadaki bilgiler son derece inc incidici de olabiliyor. Acaba doğruluk payı nedir? Yani Türkiye Tohumculuktaki mevcut durumu itibariyle hı hı. ne düzeydedir? Dışa bağımlılık veya en çok ifade edilen İs İsrail'e bağımlılık gibi evet. veya Avrupa ülkelerine tohumculukta bağımlılık gibi bir bağımlılığımız var mı? Karşılama düzeylerimiz nelerdir? Hı. Bu konuda bilgilerinizi rica etsem. Hocam öncelikli gerçekten e, belirttiğiniz hususlar çok önemli. E, bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu alanlar. Öncelikle şunu ifade edeyim. Türkiye'de, tohum sektörü bugün dünyada gelişmiş ülkelerde 100-150 yıllık bir geçmişi var. Ama modern anlamda Türkiye'de ise tohum teknolojisinin geçmişine baktığınızda yaklaşık 60-70 yıllık bir geçmişimiz olduğunu görüyoruz. Biz 1930'lu yıllardan itibaren sadece genç Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi ihtiyacımız olan eee tahıllara yönelik olarak bir tohum üretimimiz var TİGEM kaynaklarıyla ama modern anlamda tohum teknolojisiyle ilgili çalışmalarımız bizim 70'li 80'li yıllardan itibaren başlamış. Ve geldiğimiz noktada da bugün 2023 yılında Türkiye'nin tohumculuk vizyon planında 1 milyon tohum üretim hedefi vardı hocam. Evet. Ve bugün 2020 yılı ...değerlerine baktığımızda Türkiye'de 1 milyon 241 bin ton üretim miktarına ulaşmış olduğumuzu görüyoruz. Bu önemli bir rakam. Ve geldiğimiz noktada birçok üründe özellikle kendine döllenen türlerin tohum üretiminde herhangi bir problemimiz yok. Kendi kendimize yeterliyiz. Ancak işin bir de diğer boyutuna baktığınızda bazı türlerde özellikle tarla bitkilerinde şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi türlerde, sebzelerde, kışlık sebze türlerinde bazı türlerde kendi çeşidimizi üretme ve tohum üretme noktasında sıkıntılarımız mevcut. Ha bu genler nokta yeterli midir? Bu sorunun cevabına baktığımızda bunu dengeleme rakamlarıyla baktığımızda bugün Türkiye'de 2021 yılı değerlerini ifade etmek isterim. Türkiye'de şu an 184 milyon to dolar tohum ihracatımız var. Aynı zamanda 199 milyon dolarda tohum ithalatımız var. Ve bu oran 2000'li yılların başlarında çok düşüktü. Yani ihracat diye bir kavramdan söz edemiyorduk. Bugün kendi kendimizi tohum üretme noktasında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde %81 düzeyinde. Ki bu önemsen, önemli bir e, rakam. Ve geldiğimiz noktada hocam 1980'li yılların başına kadar Türkiye'de Tohum üretimi tamamen devletin kontrolü altındaydı. Yani özel sektör diye bir kavram yoktu. Evet. 1985 yılında tohumculuk teşvik kararnamesinin çıkarılması ve özel sektörün önünün açılmasıyla beraber Türkiye'de evet. özel sektör ağırlıklı bir üretim modeline girmeye başladık ve bunun sonucunda bugün Türkiye'de e, dün TÜSİAP'tan verileri aldım tohum sanayicileri, üreticileri alt birliğinden 1042 tane tohum firmamız var. Bu 1042 firmanın e, yaklaşık 300 kadarı e, şey e, sebze tohumluğu üretiminde. Diğer geri kalanlar ise tarla bitkileri ve diğer firmalar anlamında. Tabi burada e, tohum sektörü büyüyor, firmalarımız artıyor. Ancak bunların içerisinde araştırma kuruluş belgesi alan, altyapısı yeterli miktarda olan firma sayımız ise 267 tane. Arge yani birimi olan firma sayısı. Sayımız 267 tane ve e, maalesef Türkiye'de firma sayımızla gurur duyuyoruz ama bunların büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli. Evet. Ya bunların da endüstriyel boyutta yabancı firmalarla rekabet edebilmesi için Arge altyapılarının güçlendirilmesi gerekiyor. E, bir de burada önemli hususlardan bir tanesi bizim e, firma sayımız artıyor. E, Dağılışı nedir diye sorarsanız o 1040 firmanın hani yabancılara mahkum muyuz noktasında bugün Türkiye'deki firmaların %93'ü yerli tohum firmaları. Geri kalan kısmı ortaklı, Türk yabancı ortaklı veya tamamen e, yabancı sermayeli büyük firmalar da şu an Türkiye'de tohum üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Yabancı firmaların şu an Türkiye'deki tohum üretimindeki payı sayıları az ama ekonomik anlamda baktığınızda %30 düzeyinde. Ve böyle olunca da bugün demek ki Türk e, ıslahçısı, tohum üreticisi firmalarla birlikte e, tohum üretiminin büyük bir kısmını kendisi üretiyor. Ve bu noktada da e, kendi üretimimizde yeterlik potansiyelimiz birçok tür için var. Burada en önemli yanlışlardan bir tanesi İsrail'e mahkum muyuz? İsrail'dir. Tabii burada ülke ismi önemli değil. Yani burada e, son verilere baktım ben, Türkiye'de İsrail'in, tohum ithalatındaki payı hiçbir zaman %10'u geçmemiş. En sonki ki veride dün 2020 verisine baktığımda %6.9'luk bir oran tekabül ediyor ve bu anlamda da baktığınızda İsrail de diğer ülkelere de mahkum değiliz. Bugün Türkiye'de 2000 yılında benim çalışma alanım biliyorsunuz hocam sebze sılağı ve sebze tohum üretim konularında yüzde birdi kendi tohumu üretme noktamı sivri tohum için söylüyorum. Bugün yazlık sebze türlerinde gelinen noktada yüzde 60-65 bandındayız. Bu önemli bir rakam ki Türkiye üretiminin de sebze üretiminde büyük bir kısmını bu türler oluşturuyor zaten. Yüzde 20'lik pay kışlık sebze türlerine ait ve bu anlamda baktığımızda kışlık sebze türleri bizim en zayıf halkamız. bu konuda özellikle ee, özel sektör son yıllarda yeni yeni bu konuya girmeye başladı ama e, karnabaharda, brokolide, havuçta yerli hibrit çeşidimiz yok. Şeker pancarında yine çeşidimiz yok. Yani bunların hibrit çeşitimiz yok. Bunların sayılarının artması gerekiyor. Bu anlamda e, özetleyecek olursak hocam, Türkiye'de tohum endüstrisinde e, üç ana grup var. Birincisi paranın en fazla döndüğü, ekonominin en fazla olduğu alan sebze tohum sektörü. İkincisi tarla bitkilerinde, endüstri bitkilerinin içerisinde aldığı, ayçiçeği, mısır e, gibi türlerin olduğu, patatesin içerisinde olduğu grup. Üçüncü grup ise tahılların ekonomik değeri biraz daha düşük olan kendine döllenen türler çünkü bunlar olduğu bir grup. Bu anlamda birçok türde kendi tohumz üretiyoruz. %81 düzeyinde ihracatımız ithalatı karşılıyor. Ha bu yeterli midir? Onu birazdan sorularla açmaya çalışayım. Daha çünkü önümüzde yapılması gereken çok sayıda faaliyet var. Onları da en son kısımda son sözümde özetlerim. Yani burada verdiğiniz bilgilerden şunu rahatla çıkartabiliriz sanırım. Burada biz e, ziraat mühendisleri olarak veya tarım çalışanlar olarak aslında çok önemli katkılar, kısa sürede önemli katkılar yapmış durumdayız. Ancak bu yaptıklarımızı ortaya koyamadık, belki evet. dillendiremedik veya daha fazlasını yapma niyetiyle kendimize eleştiriye tabi tuttuk. E, e, i̇kinci kısmı ele alacak olursak, evet daha iyisini yapabiliriz, daha fazlasını yapabiliriz. Yani motivasyonu yükseltmek... Ee, hak etmeyen bir şeyi övgü vermek anlamıyla değil ama motivasyonu yükseltmek amacı da bu vurgulara gitmekte yarar var. Sanırım e, Türkiye'nin dışa bağımlılık konusuyla ilgili bazı şeyler söylerken evet. e, artık e, firmaların uluslararası nitelik da etkisini görmek lazım. Çünkü aynı firma hem Türkiye'de ihracatçı evet. hem de ithalatçı Aynen öyle olabiliyor. Bu tohumcu sektörü için de geçerli. Tarımın e, diğer sektörlere veya tarım dışı Sanayi sektörler içinde sanırım. Burada bir şey daha ifade okur. edeyim hocam. Ee, özel sektörde özellikle sebzecilik alanında yaklaşık 2011 yılından beri e, Antalya'da birçok firmaya üniversitemiz kanalıyla ARGE danışmanlığı yapıyorum. Geldiğimiz noktada gördüğüm şey şu. Türkiye'de artık birçok firmamız e, dünyada en önemli tohum üreticisi e, burada özel sektör olduğu için kurum ismi vermek istemiyorum ama bugün e, bir firmamız 74 tane ülkeye tohum ihracatı yapıyor hocam. Ve dünyada global anlamda rekabet için farklı ülkelerde de e, istasyonları kuruyor. Pakistan'da, Şili'de istasyon kuruyor ve böylece dünyada diğer rakip firmalarla beraber yıl boyu üretimini yapıp aynı zamanda rekabete e, olanaklarını yapıyor. Ve bu konuda da devletimize teşekkür etmemiz lazım. E, özellikle sebze tohum endüstrisine ve tarla bitkilerinde birçok türde e, hem e, tohumculuğun gelişmesi yönünde fırsatlar sunuyor, Aynı zamanda da TÜBİTAK'a et, e, teşekkür etmemiz gerekiyor. TÜBİTAK-TEDEP destekleri kanalıyla da üniversitelerle, üniversite-sanayi işbirliği noktasında e, yerli tohumculuğumuzun geliştirilmesi noktasında inanılmaz güzel destekleri var. Bu anlamda da e, özel sektör bunu e, gerçekten yararlanıyor. Bizim bölgemizde de e, şu an biz tabii tohum üretim bölgesi değiliz. Şu an Türkiye'de en önemli tohum üretim bölgesi hocam. İç Anadolu tarla bitkileri ağırlıklı. Akdeniz ve Marmara bölgesi de sebze tohumculuğu ağırlıklı bir üretim yapıyor. Karadeniz bölgesinde firma sayımız 20 civarında. Amasya, Tokat e, ve Samsun ağırlıklı firmalar. Bunların sayılarının artması ve bu desteklerden şu an yararlanmaya başladı bu firmalarımızda. Bu konuda da biz ziraat fakültesi olarak e, elimizden geleni zaten desteklerimizi akademik anlamda yapıyoruz. Bu anlamda da bölgemizde de yavaş yavaş tohumculuk alanında güzel faaliyetler oluşmaya başladı. Evet, şimdi konuşmalar arasına da geçtik. Kamuoyunda da çok dönen e, kavramlardan biri işte hibrit tohum işte GDO'lu olu tohum veya ata tohumu evet şimdi bu onlar arasındaki fark konusunda da e, kamuoyuna doğru bilgi aktaracak olursak nasıl bir açıklama getirebiliriz. Hocam mi? öncelikle gerçekten e, bu üç kavram birbirinden tamamen bağımsız farklı kavramlar ama maalesef e, biz birine iyi derken diğerini yanlış algılamayla farklı şekillerde ifade ederek onu olumsuz kötüymüş gibi ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle ata veya atalık tohum ile ifade ettiğimiz şey ata isminden de anlaşılacağı üzere atalarımızdan bize gelen geçmişimizi ve aynı zamanda da geleceğimizi ifade eden tohumlar. Bunların özellikleri şu hocam. Genel anlamıyla baktığınızda o bölgede orijin olmayabilir ama o bölgeye zaman içerisinde gelmiştir ve e, uzun yıllardır yetiştiriciliği için de adaptasyon yeteneği çok yüksektir. Kalite özellikleri yüksektir. Bu anlamda da e, ekonomik anlamda o bölge üreticileri için önemli bir gelir kapısıdır. Ama ata tohumların en e, zayıf noktası Hastalık ve zararlı dayanımları ile verim ve verim değerlerinin düşük olması öyle olunca da siz de e ekonomik anlamda düşündüğünüzde tarım alanlarımız azalıyor, e e insan nüfusu artıyor. Dolayısıyla bu nüfusa, artan nüfusa e bizim sadece ata tohumlarımızda yerli tohumlarımızda cevap vermemiz mümkün değil. Ata tohumları bizim için önemli. Koruma altına alalım. Çünkü Türkiye bu anlamda biraz önce ifade ettiniz. Dünyada sayılı tohum üretici üretim bölgelerinden bir tanesi. Koskoca Avrupa kıtasında 12 bin bitki türü var. Anadolu'da 10 .800 bitki türü var. Ve bunun da yaklaşık %32'si endemik bitki. Yani sadece Anadolu'ya has bize öz coğrafik anlamda bize ait ürünler. Bunları bizim gelecek nesilleri koruma noktasında e, bir, Islah programlarını alıp değerlendirmemiz lazım. Yani Ata 2017 yılında e, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşvikleriyle e, farkındalık oluşturuldu. Ata tohumları korunması ile ilgili e, ulusal anlamda bir proje başlatıldı ve bu anlamda da korumanın anlamı bunun bitki özelliklerinin belirlenerek ıslah programlarında değerlendirilmesi son yıllarda fark ederseniz pazarlarda veya marketlerde köy tipi çeşitlerin artık ticari anlamda da özel sektör tarafından değerlendirip kullandığını görüyoruz. Hibrit tohum en çok karıştırılan kavram. Hibrit tohum aslında bizim ıslah programlarında kime göre üretici ve tüketicinin arzu ettiği özellikleri baz almak suretiyle doğada var olan özelliği ıslah programlarında bilinçli bir yapılandırma ile beraber e, gerçekleştirilmesi. Ve burada biz anne ve baba evvelinin özelliklerini belirliyoruz. Ne özelliği örneğin? Diyelim ki verimli, düşük sıcaklığa dayanıklı kaliteli bir çeşit geliştirmek istiyoruz. Buna yönelik olarak melezleme programlarından yararlanarak e, ürünlerin çeşitlerin geliştirilmesini ifade ediyoruz. Hibrit tohumlar tamamen Bilim laboratuvarda elde edilmiyor bunlar. Doğada olduğu gibi seralarda veya açık alanlarda kontrollü koşullarda üretimleri gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığı açısından hiçbir zararlı etkisi yok. bir de şöyle bir kirliliği var hocam. Hibrit çeşitler kısırdır diye. Hibrit çeşitler kısır değil. Hibrit çeşitleri üretebilmeniz için her yıl bu melezleme programlarının oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde tohum alabiliyorsunuz ama aynı verimliliği elde edemiyorsunuz. Ondan dolayı çiftçinin verim kaybına uğramaması için bunu sürekli alması gerekiyor. Hibrit tohumlar bugün dünyada tohum teknolojisinde Çeşit dediğinizde, tohum dediğinizde hibrit tohum gelir. Bugün dünyada 60 milyar dolarlık bir ekonomi var ve bu ekonominin de en önemli kısmı hibrit çeşitlere ayrılan paydan geliyor. Hibrit çeşitlerimizden üreticimiz biliyor artık. Bugün Türkiye'de ört altında %100 hibrit çeşitler kullanılıyor. Açıkta ise yazlık sebze türlerinde yüzde seksen üzerinde, kışlık sebze türlerinde ise yüzde 70 yüzde yetmiş bandında hibrit çeyit kullanımı artmış durumda. Bu anlamda hibrit çeşitler çiftçimiz için niye önemli? Verimi çok yüksek. Kalite değerleri yüksek, raf ömrü yüksek, ihracata yola dayanımları yüksek. Bu anlamda hibrit çeşitlerinle ilgili teknolojileri şu an firmalarımız uygulamak zorundalar. Bundan tüketicilerimizin korkmaması gerekiyor. Kalite anlamında şey karıştırılan hibritle GDO GDO veya GDO tohum dedilen veya genetiği değiştirme. Bir canlıda genetik yapının diziliminin değiştirilmesi veya başka bir canlıdan gen aktarımının olması. Peki Türkiye'de GDO'lu tohum var mı? 2010 yılında biz biyogüvenlik yasası çıkarttık hocam. Bu yasayla beraber Türkiye'de GDO'lu tohumların kullanımı ve üretimi yasak. Yani rahatlıkla şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ülkemizde GDO tohumu kullanımı üretimde yok. Sadece yem bitkileri ihtiyacına yönelik olarak biyogüvenlik kurulundan izin almak şahit şartıyla yem bitkisi olarak e, yem to tohum e, hayvancılıkta kullanımı mevcut. O yüzden belki transgenik çeşit diyoruz biz ıslah diliyle buna baktığımızda. E, dünyada ne durumda? Dünyada ise hocam maalesef bugün 60 milyar dolarlık pazarın e, üçte biri GDO'lu çeşitlere ait. Yani bugün baktığımızda soya, mısır, kanola gibi bitkilerde, pamuk gibi bitkilerde dünyada üretilen çeşitlerin tohumluk üretiminin büyük bir kısmı GDO'lu tohum Dolayısıyla bugün Avrupa Birliği'nde birçok ülkede de şartlı kontrollü biçimde üretime izin veriliyor. Bizim de kendi şartlarımız için dünyada tohum endüstrisinde rekabette yer alabilmemiz için bir ıslahçı gözüyle buna yönelik olarak özellikle üniversitelere izin verilerek bunlara yönelik çalışmalar bence başlatılmalı ve bunun öne açılmalı. Aksi takdirde rekabette geri kalabiliriz ve burada pazar çünkü artıyor. 1990'lı yılların sonunda başladı G dolu tohumun dünyada ve gelinen nokta hızlı devam ediyor hocam. Öyle olunca da G dolu tohumunla ilgili birçok çalışmada insan sağlığına zararlı olduğu, işte bunlarla ilgili bazı araştırma sonuçları var. Ama bunları iyi analiz etmek ve sürdürülebilir tarımda bunları kendi işlerinde farklı koşullarda değerlendirmek lazım. Bir de organik tohum var hocam. Yani e, özellikle Organik tarım üretim sistemi içerisinde. E Kullanacağımız çeşitlerin zannediyorlar ki birçok insan sadece ata tohumları kullanılır, yerli tohumlar kullanılır. Bugün organik tarımda, organik tohumda hibrit tohumlar da kullanılabiliyor. Ama tek şart kimyasal müdahalenin olmamış olması. Yani muamele görmemiş tohumları da biz bugün organik tarımda organik tohum olarak değerlendirebiliyoruz. Türkiye bu alanda da dünyada en şanslı ülkelerden bir tanesi. Şu an önemli bir pazar oluşmaya başladı. Özel sektör bu anlamda e, maalesef yeterli araştırması ve pazar payı yok. Bunun artırılması da bizim için Türkiye'de, tarımda, dünyada önemli üretici nokta ülkelerden biri olmak noktasında buna da destek verilirse iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii burada söylediklerinizi şöyle bir kendi görüşümlerde bir takviye yapmak isterim. Yani bir tarafta artan nüfus, bir tarafta evet. azalan tarım alanları ve Artan gıda talebiyle nüfusla birlikte gıda talebinin karşılanması var. Yani. Öbür tarafta da e, verimlilikte düşmeler. Çünkü e, biz ekosistemi aldığımız gibi tutmadık. Maalesef. Yani son 100 yıl içerisinde e, her alanda toprak kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, biyolojik e, canlıların birbiri üzerine baskı kuran ekosistemdeki yapılarının bozulması gibi birçok faktör Evet. İnsan eliyle, insan eli müdahalesiyle birlikte bozuldu. Şimdi o zaman hem değişen bu şartlara uyum sağlayan genetik yapıyı elde etmek ki bu konuda evet. gelse melezlemeler, evet. ata tohumlar belki ebeveyn olarak kullanarak melezlemelerle hibritler elde ederek gerekirse de artık eskisi gibi pazar en yakın şehir merkezi değil, pazar dünyanın öbür ucu da olarak görül görülmektedir. O zaman da Yakın pazarlar değil, uzak pazarlara da dayanımı olan yola, Hı. muhafazaya, farklı tüketici kesimlerinin e, beklentilerine uygunluk yönden çeşitlerin geliştirmesi zorunluluğu var. Ya yani bu da sanırım hibrit evet. veya melezlemen dışında e, aşılabilecek bir durumu ortaya koymuyor. Onun için e, hibritler günümüzde insan sağlığı açısından veya diğer şey açısından bir sorunu yok. Evet. Ama şunu da görmek lazım. Artık tarım her alanda bir insanın veya bir işletmenin her işi yapması gereken değil de farklı sektörlerin tohumcuk sektörü ayrı, evet. pizzacık sektörü ayrı, yetişik sektörü ayrı veya bunları işleyen sektör ayrı oluyor. Önemli evet. olan e, tohumcu sektöründen en son işleyene kadar e, hedef ve beklentilerin uyuşması sanırım. Evet. Evet. Şimdi bu noktada eee ifade ettik iklim değişikliği var ekosistemde bozulmalar var bu bozulmalara karşı da biz eyvah yandık bittik aç mı kaldık diyeceğiz yoksa bu konuda yapılan çalışmalar bize bir güvence oluşturuyor mu veya yapılan çalışmalar evet. ne düzeyde e, çeşit geliştirme çalışmaları ıslah çalışmaları tohumculuk yönüne e, kayarak bu konuda bilgi verebilirseniz memnun oluruz. Hocam demin söylediklerinize ilave güzel bir nokta. E, yaratılan e, dünyada ortamda var olan sistem içerisinde baktığınızda çevreye en büyük zarar veren insanoğlu. Dolayısıyla insanoğlu bir taraftan yıkıyor, bir taraftan da var olan yapıyı iyileştirme, düzeltme noktasında çalışmalar yapıyor. Tabii e, şehirleşme, endüstrileşmenin olumsuz sonuçları olarak da son yıllarda özellikle küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarını tarım alanda tohumculuk sektöründe e, görmekteyiz ve buna yönelik olarak da e, modern ıslahçılar günümüzde bu eksikliklere yönelik olarak çeşit geliştirme noktasında faaliyetler yürütüyorlar. E, özellikle son yıllarda e, stres faktörlerine örneğin düşük sıcaklığa dayanıklılığa yönelik veya Kuraklık stresine yönelik olarak çeşit geliştirme çalışmaları şu an özel sektör tarafından öncelikli alanlar konusunda veya tuzluluğa, dayanıklılıkla ilgili çeşitlerin geliştirme noktasında önemli bir nokta. Ve burada da son yıllarda özellikle artık hibrit çeşitler de tek başına yeterli olmuyor hocam. Ee, özellikle sebzecilikte toprak kökenli hastalıklar o kadar çok fazla artmaya başladı ki dayanıklı çeşit bulma noktasında bazen yeterli olamıyor biliyor. Bu durumda da biz o türlerde yabani türlerden yararlanıyoruz. Bugün o kültüre alınmamış başlangıç formları olan yabani türlerin en önemli niteliği hastalık ve zararlara dayanıklı. Bu konuda da özellikle sebzecilikte anaç geliştiriyoruz. Yani yabani kökenli türlerin hastalık ve zararlı dayanımını örneğin benim yürüttüğüm bir çalışması mesela domatesli anaçta domatesin atası o yabani tüylü e, meyve kalite özellikleri iyi olmayan ama birçok hastalığa dayanıklı olan hirsitin veya pimpineli folium gibi türleri biz melezliyoruz kültür domatesleriyle. Onları anaç olarak aşılı videde kullanıyoruz ve bu şekilde üretime kazandırıyoruz. Aksi takdirde e, bu kadar çok yoğun üretimin yapıldığı seralarda hastalık ve zararlılığının bulunduğu ortamlarda e, bitkisel üretimin devamlılığı söz konusu değil. Öyle olunca da günümüzde artık yabani türler de önem taşıyor silahçılar için. Ve biz bunlardan yararlanarak bugün birçok türde e, dayanıklı çeşitler geliştiriyoruz. Artık e, geçen sene bir özel sektör toplantısında şunu demişlerdi. Domateste de bir çeşit geliştirmek istiyorsanız hocam en az 10 tane hastalık ve zararlıya dayanıklı olacak. Aynı zamanda da işte düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık stresi veya kuraklık gibi farklı e, stres faktörlerine dayanımının olmaz. Arzu, aksi takdirde üretim gerçekleşmiyor. Ve e, işte yaşıyoruz kış döneminde şu an e, patlıcan işte veya diğer türlerde ürün çıkmıyor. Niye? Çünkü düşük sıcaklığa dayanıklı çeşit sayımız az. Yıl boyu üretim istiyorsak bunlarla ilgili programların artması gerekiyor. Bu konuda da e, özel sektör gerçekten bilinçli ıslah programı. Bunu he bunu söylerken sadece e, özel sektör yapmıyor bunu. Üniversitelerimizde, araştırma enstitülerimizde bu anlamda da e, özellikle küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklara yönelik olarak yeşil çevre, yeşil tarıma yönelik olarak da dayanıklı çeşit geliştirme şu an gündemimizdeki en önemli ıslah programlarının özünü oluşturuyor hocam. Şimdi zaten e, çeşitlerin e, bu değişen şartlara uyum sağlayabilmesi gerek ee, hastalık zararlarla mücadele kullanan pesticidlerden kaynaklanan kirliklerin evet. e, önlenmesi ve azaltılması gerekse de e, kalıntı problemi yaşayan ürünleri tüketen insanların sağlığın bozulması gibi sorunların çözümüne de e, katkı sunacaktır. Yani o yüzden e, daha az ilaç, daha az kimyasal gübreyle dayanıklı çeşit kullanarak üreticimize daha sağlıklı, gü, e, güvenilir gıdaları üretmiş olacağız elimizden geldiğince. Evet. Bu yani an. son dönemde. Aşılı fide olarak evet. sebzeci iktidar, aşılı fide uygulamasının yaygınlaşmasının temelinde de yatan konulardan bir tanesi de bu sanırım. Evet, evet Sayın Hocam, e, tohumculuğun bu özellikleriyle birlikte tabii e, tarım sürdürülebilir olduğu sürece devam edecek olan bir sektör. Evet. E, ve riski en yüksek olan sektör. E, tohumculuğun şu anki e, az önce bazı rakamları verdik ama evet. ekonomik boyutu nedir? Ülke ekonomisine bu yönlü katkıları nelerdir? Bunları evet. vererek bugünkü konumuzu bir toparlayabiliriz. Hocam, e, tohumculuk tarımın şu an en dinamik sektörlerinden bir tanesi. En e, ekonomik anlamda yüksek getiriye sahip olan alanlarından bir tanesi ama aynı zamanda da maliyetleri yüksek olan e, girdi anlamda o üretebilmeniz için işte ıslah hargi altyapınızın olması, yani bir çeşidin gelişmesi hocam, bir hibrit çeşidin gelişmesi bugün modern biyoteknolojik yöntemlerden doku kültürü veya işte diğer yöntemlerden yararlanmaz dediğimiz moleküler yardımlı seleksiyon gibi uygulamaları kullanıyoruz artık teknoloji evet. 4 ile 6 yıl ve bunun üzerine daha sonra tohum işleme endüstrisi dediğimiz kısımlar meydana geliyor Bugün dünyada maalesef, e, tohum üretiminin, dünyadaki tohum ekonomisinin, endüstrisinin e, yaklaşık e, %50'lik kısmını 3 ülke oluşturuyor. Çin ABD, Çin ve Fransa. Dolayısıyla burada bizim dünyada tohum endüstrisinde neredeyizin sorusu şu an bizim yüzde ikilik payımız var ve 17. sırada yer alıyoruz bazı bakımına. Yeterli midir? Şu an Türkiye Tohumcular Birliği'nin başkanıyla geçen bir görüşmem oldu. Hocam diyor biz ilk beşte yer almadığımız sürece biz kendimizi başarılı saymıyoruz diyor sektör. Dolayısıyla bu konuda sektörümüzün önü açık ama karşınızdaki rekabet yaptığınız firmalar 100-150 yıllık tohumculuk geçmiş olan ülkeler. Biraz önce ifade ettim. Sebzecilikte en yaşlı firma dediğimiz firmanın 35 yıllık geçmişi var. Öyle olunca da geldiğimiz noktada yeterli miyiz veya ekonomik anlamda e, neler yapmamızın gerektiğini cevabında bir şeyler oluyor. Firmalarımız biraz daha araştırma, geliştirme altyapılarını güçlendirme noktasında daha bilinçli ve bu konuda projeler üretmeyi akademik anlamlarda üniversitelerden destek almaya başladılar. E böyle olunca da bizim dünyayla entegrasyon noktasında birçok türde ihracatımız var ama aması şu, Aynı zamanda da ithalatçı bir ülkeyiz. Yani bunun yaparken de zayıf olduğumuz noktalar var. Özellikle benim çalışma alanım kışlık sebze türleri. Bugün benim ülkemde kendi karnabahar, brokoli, havuç gibi türlerde yerli bir çeşidim yok. Tamamen o reka, yabancı ülke. Bunların e, çeşit sayımı artırarak bunlar yönelik olarak projeksiyonun artması gerekiyor. Şeker pancarı bizim için önemli bir ürün. Ama hibrit çeyidimiz tamamen dışarı bağımlıyız. Tarla bitkiler için söylüyorum evet. birçok üründe. E Öyle olunca da patates de kendi yerli tohum oranımız %17. Yani bir taraftan iyi bakarken bir taraftan da eksik yönlerimiz görmeli. Burada da milli tohumculuk endüstrisi güçlendirilmesine, özel sektör modelli bir yapılanmanın devamına ve bu sektörün önünü açmamız lazım. Ve bunun için de Biraz önce ifade ettik. Gen bankalarımız var bizim bu genetik kaynakları koruma. Bunu özel sektörü açmamız lazım. Özel sektör bu gen bankasındaki materyallerimizi değerlendirerek, ıslah programlarında kullanarak daha nitelikli çeşitler geliştirmek gerekiyor. Biraz önce ifade ettim. Dünyada en önemli ülkelerden biriyiz genetik kaynaklar bakımından ama mesele sayı değildi hocam. Bu materyalleri biz bitkisel özellikleri yönünden tanımlayıp, ıslah programlarında değerlendirip, çeşit haline dönüştürebiliyorsak bir anlam ifade ediyor. Bu konuda da e, bakanlığımızın bazı özellikle bu gen bankalarının açımı açımıyla ilgili düzenlemelere ihtiyaç var. E, bu konuda önü açılırsa e, yerli üreticilerimizin daha iyi koşullarda rekabet etme olanağı sağlanır. Bu konuda da e, devletimiz bu... Konuda gerçekten e, tohum sektörünün önemini biliyor ve bu anlamda da e, ekonomi anlamında destekler veriyor ama bunun daha da artırılması ve özellikle bu altyapı ya yönelik olarak işte elektrik ücretleri veya diğer girdi maliyetleri çok yükseldi ünitelerde bunlara yönelik olarak da bu firmalarımızın desteklenmesi genç Türkiye Cumhuriyeti'nin genç firmalar için bu anlamda baktığımızda önünü açacak hamleler olacak ve böylece dünya ile biz her alanda olduğu gibi daha güçlü bir şekilde rekabet etmenin yollarını açmış olmuş olacağız bu anlamda da e, daha çok yapmamız gereken iş var. Yeterli izleyemiyoruz. E, bunun için de fırsatlar sunulması bizim Türk ziraatçısının e, bu konuda yapamayacağı hiçbir şey yok hocam. Yeter ki bu fırsatlar verilsin. E, çünkü artık kendimize güvenimiz de var. Kendi tohumumuzu üretme ve ihracat noktasında e, bunu da e, hep beraber yapacağız. Üniversiteler, araştırma enstitüsü eee yine özel sektör bu işbirliği modelini oluşturursak önümüz açık olduğunu ifade edebilirim. Teşekkür ederim bilgileriniz için. Ben Hatta de teşekkür ediyorum. Böyle nazik bizi doğru bilgilendirme noktasında bizlere bu fırsatı verdiğiniz size ve SBB TV'ye tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, değerli Tarım Vakti izleyicileri, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Balkaya ile Türkiye'de tohumculuk sektörünü ve bu konudaki yanlış bilgiler varsa ki e, ifade ettik burada metin içerisinde, konuşmalarımız içerisinde, onların doğrularını aktarmaya çalıştık. Yararlı olması dileğiyle sağlıcakla kalın diyoruz. Bir sonraki programda başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.